Tekinsight ekranlarından merhabalar. Ben Enes. Bugün yatırımcılık dünyası konusuyla ilgili ilk konuğumuzu stüdyolarımıza davet ettik. Pongogo CEO'su ve startup market kurucusu, hem girişimci hem de aslında yatırımcı değerli konuğumuz Serkan Bahçe bizlerle olacak. Ben kısaca Serkan Bahçe kimdir, neler yapmıştır? Bu konu hakkında seni tanımak istiyorum. Süper. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun ilk programınız. Ben de heyecanla geldim. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Serkan Bahçe şu an işte yaptığım iş aslında Pongogo'nun genel müdürü olmak. Buralara ben neden geldim? Startup ekosistemine yönetim danışmanlığı yaparken aslında bütün yaptığım projeler ekip kurmak, ekipleri geliştirmek, yeni birimler kurmak, işe alımlar yapmak, işten çıkarmalar yapmak gibi projelere iniyordu günün sonunda. Ve buralarda işte Facebook, WhatsApp'ı satın almıştı. 2014'tü sanırım. Evet. Benim tabii bunu öğrenmem 2015-2016'ları buldu. O sıralarda bir baktım işte 50 kişilik ekip 20 milyar dolara satın. 19 küsür falandı galiba. 50 kişilik ekip 20 milyar dolar üretmiş. Ciro yok falan Yani benim yönetim danışmanlığı olarak bildiğim bütün aslında bilgiler birden çöpleşti. Evet. Ee, yeni bir... Düzene, yeni bir ekonomik modele, yeni sisteme girdiğimizi o gün idrak ettim. Çünkü ben kurduğum herhangi bir 50 kişilik ekip 20 milyar değil 20 milyon dolar da üretememişti. Öyle bir değer üretememişti ki başarılı işler yaptık. Yani başarısızız diye değil. Çok etkiledi beni ve ondan sonra ben aslında startup ekosistemine girdim. Klasik mentor olarak başladım. Küçük yatırımlar yaptım. Böyle 2016'lar, 17'ler öyle geçti. E tabii startup ararken bulamadım. Bunu evet. gördüm. Çünkü aslında çok iyi startuplarla karşılaştım, görüştüm. O zaman bazı Facebook'ta gruplar vardı. Oralardan yazıyordum. İşte ben salı günümü boşalttım. Beşiktaş'ta olacağım. Böyle takvim programları atıyor vardı o zaman. Yani hala vardı. Takvim programlarında işte atıyordum. insanlar benden randevu alıyordu. Bir günde böyle 20 startup görüyordum falan. Şahane günlerdi. Ama bir bakıyorum çok ilgilendiğim, ilgimi çok çeken startup tam daha iyisini böyle yatırım almış olarak, haber olarak görüyordum. Dedim ki yani gerçekten yatırımcı olmak zor. Doğru deal'lara girmek, doğru Doğru kanallara girmek, doğru startuplara yatırım yapabilmek zor. Startup Market fikri doğdu. Kitle fonlama yasası da yeni yeni geliyordu. Hisse bazlı kitle fonlama yasası dedik ki orada da konumlanalım. E, o yüzden adı da Startup Market olsun. Startup Market Joe olarak evet. yayın hayatına 2018'de başladı ve o zamandan beri de startup ekosisteminin içindeyiz. Bu yazda Fongogo ile birleştik. Platformları aslında teknik olarak da Fongogo Startup Market'i satın aldı ve ben de Fongogo'nun genel müdürü oldum. Hani Startup Market'te çok fazla tam girişimci değildim aslında bakarsan. Bir ayağım dışarıda başka işlerde yapıyordu. Pandemi etkisiyle Startup Market çok büyümüştü. Özellikle son 2 yıldır e, bayağı 2-2,5 ya 3 yıldır full time Startup Market'teyim diyebilirim. Sonra da şimdi tamamen e, kolları sıvadığım ve icracı olan yani tam execution'a fokuslandığım bir girişimciyim. Şimdi sizleri dinlerken şöyle bir gözümle ve aklımda canlandırmaya çalıştım. Gerçekten çok farklı geçişler olmuş hayatınızda ve e, bu geçişlerde muhtemelen o değişime ayak uydurma hızını da o zaman bayağı benimsemiş olmanız gerekiyor ki. Startup dünyasında oldukça sürülebilir işler ortaya koydunuz ben de biliyorum ve da takip ediyorum. Tabii kitlesel fonlama tarafına yavaş yavaş geçmek istiyorum. Çünkü en son cümlenizin sonunda Pongogo ile birleştiğinizi söylediniz teknik olarak. E, tabii ben de aslında uzun zamandır hem kitlesel fonlama tarafını takip ediyorum hem de kendi bizzat sanıyorum 2018'den beri startup ekosistemi içerisinde güzel işler ortaya koymaya çalıştığım için bu konu çokça ilgimi çekmişti ilk kez Türkiye gündemine geldiğinde. Şu anda peki bizi dinleyenlere kısaca şöyle acaba kitlesel fonlama hakkında bilgi versek mi hocam ne dersiniz? Nedir bu kitlesel fonlama? Kitlesel fonlama çok aslında tarihi çok eskilere dayanmıyor ama ben biraz dayandırmaya çalıştım nedir bu kitle fonlama diye. Yani aslında ta imece usulüyle Anadolu'da birçok şey vardı. Pek benzemese de aslında insanların bir araya gelip bir platformu bir işi fonlamasıdır. Sadece bu iş tabii şey değil. Sadece hani insanlar para verip hisse almıyor bu işte. Ödül kampanyaları var, bağış kampanyaları var, hisse kampanyaları var, var ve borç kampanyaları var. Dünyada dört tane ana başlık görüyoruz. Bu İngiltere'de çok büyük şu an. Amerika'da zaten büyük ama İngiltere'de çok büyük ve 2014 yılında yasalaştı. Yani globalde baktığımız zaman çok çok yeni şeylerden bahsediyoruz aslında. Türkiye'de bu da. Hızlı ayak uyduran ülkelerden. Türkiye'de öncü ülkelerden biri aslında. E, kitle fonlama ilk Türkiye'de aslında Fongogo öncülüğünde başladı diyebilirim. E, o zaman başka kurumlar da vardı, başka kuruluşlar da vardı ama şu an devam etmiyorlar. Ödül tarafında başladı Fongogo. Kitle fonlama o zaman daha 3 kişi konuşuyordu kitle fonlamayı. Pazar falan filan değil kimse yoktu, bilen yoktu. Evet. Ee, ama çok vizyoner bir ekip, çok güzel bir platform kurdu. Yeni yeni de hisse bazlı tarafta başladık. Kitle fonlama temelinde nedir? Aslında yatırımın demokratikleşmesidir. Yatırımın aslında halka inmesidir. Herkesin erişebilmesidir. Çünkü yatırımcılık dediğimiz zaman, startup yatırımcılığı dediğimiz zaman dünyada globalde VC'lerin tek elinde olan bir şey. Yani çok büyük bir fonsanız çok iyi deal'lara girebiliyorsunuz. Çok iyi startuplara iyi bir şekilde yatırım yapabiliyorsunuz. Normal bir birey örnek veriyorum işte Maslak'ta bir direktör veya işte bir genel müdür yardımcısıysanız yani startup bulup ona yatırım yapmanız çok zor. İşte burada emek harcamanız, mesai harcamanız çok doğru gruplara, doğru kitleye girmeniz lazım. Yani doğru melek yatırım ağları içinde bulunmanız falan lazım ki bu da çok mesai istiyor. Ama burada hani her zaman onu diyorum ekran karşısında demek daha zor ama tuvalette bile yatırım yapabiliyorsunuz. İnceliyorsunuz, bakabiliyorsunuz evrakları işte onunla alakalı videoları, onun eleştirilerini, ona kimler neden yatırım yapmış onları inceleyebiliyorsunuz ve yatırım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla kitle fonlama aslında yatırımcılığın inovatif hali, yeni nesil startup yatırımcılığı aslında. Harika özetledin abi, ağzına sağlık. Ben de hatta şöyle ufak bir katkı sunmak isterim. ki. fonlama hayatımıza girdiğinde az önce de bahsettin ya hemen hemen her bölgede çok daha demokratik şekilde ve hızlı aslında yatırım yapabiliyoruz diye. Tabi bu konuda startup yatırımcılığı nedir? Bunu da tabi anlamaları çok önemli olacaktır. Startup özellikle de yatırım yapacak kişileri. Bizler tabi benim de bu arada ilginç anlarım vardır. Yani şu ana kadar muhtemelen kitlesel fonlamada listelen belki 50'ye yakın girişime destek olmuşumdur. Yani ise o bazı yatırım yaptığım olmuştur. Küçük de bunlar yani biz henüz kit kitlerimiz çok yüksek değil. Ama genel olarak o keyif başka. Yani 50 TL bile koymanın keyfi. Yani bir startup'a gerçekten ilerleyen aşamalarda ülke ekonomisine farklı iş modellerine katkı sağlayacak girişimleri keşfetmek ve onların çorbada tuzu olması gerçekten insanı değerli hissettiriyor. Son dönemde tabii şöyle şeyler de görüyoruz. 50 TL yatırımı linkedin'de paylaşan insanlar da onları da gülmeden geçemiyorum. <laughs> diyor. Evet evet yatırımcıyım falan. Bu arada yok yani evet biz gülüyoruz ama hani kötü anlamda da gülmüyoruz. Gerçekten tebrik ederiz en azından. Bunu yaymak, geniş kitlelere duyurmak açısından harika oluyor. Bizim gülme sebebimiz aslında böyle tatlı, sempatik geliyor. Gerçekten hani bunun yayıldığını görmek aslında bize hoşumuza gidiyor. Evet, ben bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Tabii ki kitlesel fonlamanın gelmesiyle beraber startupların finansal erişim noktasında yeni bir kulvar açılmış oldu aslında. Ben hatırlıyorum 2018'de ilk startup'ımı kurduğunda finansal erişim noktasında birazcık daha profesyonel yatırım kuruluşları söz konusuydu. Kitlesel fonlama henüz daha çok ülke gündemimizde bir startup'ı listeleyebileceğimiz düzeyde henüz olmadığını biliyorum. Ama çalışmaların olduğunu tabii yine biliyorum o dönemde de. Peki bir girişimciyim ben ve kitlesel fonlama sisteminde ben girişimi listelemek istiyorum. Tabiri caizse halka indirgemek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Ya da bir startup kurucusu olarak beni bu süreçte neler bekliyor hocam? Nasıl platformda listelenebilirim? Çok basit. Başvuru yapıyorlar. Bizim sistemimizde aslında nedir? Yani platform, her platformun başvuru alma yöntemleri var. Bana LinkedIn'den de yazabiliyorlar. Veya herhangi bir ekip arkadaşıma ulaşıyorlar. Veya bir yerde tanışıyoruz, görüşüyoruz. Ama daha çok aslında hep network'ümüzden, tanıdığımız, bildiğimiz, takip ettiğimiz startuplarla en azından şu an için ilerlemeyi tercih ediyoruz bizler de. Girişimcilerin benim bu yayında bir tavsiyeme ihtiyaçları olacağını düşünmüyorum. Gerçek girişimci zaten ne yapacağını biliyor ve yapıyor. Evet harika katkılar hocam. Peki bir de bu aynı soruyu biraz da yatırımcı tarafından sormak istiyorum. Ki ekosistemde yakın birisi olduğum için mesela özellikle de kitlesel fonlama tarafıyla bana böyle çok soru geliyordu. Ben işte yatırım yapıyorsun diyorlardı bana. Nasıl yatırımcı olabilirim? Nasıl yatırım yapabilirim? Hani türlü çeşit sorular doğayı haliyle yatırımcının kafasında. Bir yatırımcı nasıl burada yatırımcı olabilir? Yatırımcının hakları nelerdir? Gibi aslında iki basit soru sormak istiyorum ama tabii bunları merakla yorumlarınızı bekleyerek soruyorum yani. Süper. Tamam. Ya biz aslında hani yatırım Yatırımcılara burada imkanlar sağlamaya çalışıyoruz. Ne gibi? Bir defa startup nedir bilsinler, öğrensinler. Startup yatırımcılığı nedir? Bunları öğrensinler. Benim genel gözlemime göre biraz insanlar çok fazla incelemeden yatırım yapıyorlar. Benim e, önerim özellikle yeni oturan bir pazar burası. Yeni olgunlaşmaya çalışan bir pazar burası. Pazarda küçük, platformlar da küçük bütün platformlar daha bebek. Her ne kadar biz ahkam kessek de, kitle fonlamayı çok iyi biliyoruz desek de, hepimiz küçüğüz. Hepimizin öğrenecek çok şeyi var. Dolayısıyla lütfen ve lütfen yatırımcılar çok iyi incelesin. Bilinçli yatırımcının doğru değerleme üzerinden doğru startupa yatırım yapmasıdır bizim hedefimiz. Yani bizim yapmamız gereken. Biz platformuz. Yani aracılık ediyoruz buna. Bu kadar kişi biz olmadan o startupa teknik olarak yatırım yapamıyor. Bizle hem kolay yapıyor hem de teknik olarak yapabiliyor. Dolayısıyla biz bunu sağlıyoruz sadece. Yatırımcılar tek yapması gereken aslında öğrenmesi. Platformları kullanarak lütfen öğrensinler. Evet bir de şöyle bir soru da geliyor benim aklıma hocam. Daha doğrusu yine ekosistemden bana gelen sorular aslında bunlar. Çünkü biliyorsunuz çok sık etkinliklere de katılıyoruz. Oralarda girişimci arkadaşlarla da buluşuyoruz. Ve şu sorular da var. Neden kitlesel fonlama sisteminde girişimimi fonlatmalıyım ya da hani bunun avantajları neler gibi sorular oluyor biliyor girişimcileri. Varsa dezavantajları bunları da aslında yorumunuzu al çok isterim Tabii. çünkü ciddi anlamda sahada olduğumuz zaman girişimcilerle diyalog içerisinde bunlar genelde geçiyor. Aynen. Şimdi bunun avantajı globalde de Türkiye'de de kitle fonlama kampanyasında başardıktan sonra o şekilde kitle fonlama üzerinden yatırım aldıktan sonra neler yaptıklarına da baktık ve hangi startup'lar daha başarılı diye baktık. Genellikle bu bir kural değil ama genellikle B2C ve b 2 cobi işler. Yani müşterisi, müşteri adeti geniş olan, potansiyel müşterisi geniş olan startup'lar için çok iyi kitle fonlamam. Çünkü üyelerini de aslında kendi işlerine ortak ediyorlar. Olası üyelerinizi ortak ediyorsunuz. Ve dolayısıyla müşteri bağlılığı yüksek bir lüksünüz oluyor. Evet. Bir kitleniz oluyor. Hem müşteriniz hem de ortağınız. Ne kadar güzel. Yani bağlı müşteri. Sizi geliştiriyor bunlar. Ya ben ortağım kardeşim işte şunu düzelt evet, diyorum. Benimsiyor. Benim evet. Güzel feedbackler geliyor. Sahipleniyor. Bunu sağlamak için çok yani en önemli şey bu. Eğer B2C veya B2Cobi işler varsa buraları bir düşünmeliler. Buna ek olarak aslında birçok faydası olmakla beraber Türkiye'de ne gibi faydalar var? Bir defa kitle fonlamaları yeni ve epey ilgi gösteriyorlar. Herhangi bir yatırımcının ilgi göstermeyeceği kadar ilgi gösteriyor olabilirler. Bu ilgi iyi oluyor olabilir. Dezavantajı da olabilir. Avantajı da dezavantajı. Çünkü sizle ilgileniyor olan insanların da startup yatırımcılığını çok çok iyi biliyor olması lazım. Buna dikkat etmelerini öneririm startupların. Bizim biraz rekabet avantajımız o yüzden buralara girdim. Dezavantajına gelirsek şu an daha yasada biraz bazı konularda boşluklar var. Ne gibi? E, şu an mesela bir VC, yani biz VC kursak, kitle fonlamadan yatırım almış girişime yatırım yapmayı düşünmeyiz. Çünkü VC nedir? Exit olmak ister. Dolayısıyla orada bir sürü kitle fonlama yatırımcısıyla şu an uğraşmak istemez. Bizim yasa gereği böyle bir konu var. Ama şunu değineyim. Normalde ben her zaman söylüyorum. Biraz kişisel hayatımda Serkan olarak biraz daha eleştirel taraftayım. Eleştirel bir insanım. Ya yani bu olmamış, böyle olmamış, boşlukları gören taraftayım ama şimdi Fongogo genel müdürü olarak SPK'nın ve kitle fonlamanın etrafında olan yasanın tebliğini ve gelişmelerin çok takipçisiyim. Bununla beraber de çok çok mutluyum. Zaten oradaki memnuniyetimizle biz de bu işlere girdik. ya Yoksa girmezdik. Bir defa çok bilinçli insanlar yasa yapıcılar. Çok bilgililer. Çok araştırmacılar. Yurt dışında da o örneklere de çok bakıp Türkiye'ye çok iyi uyarlıyorlar. Burası bence çok önemli bir alan. E, öteki taraftan da bizim de sektörel fikirlere de çok hakimler. Her zaman istişare ediyorlar, alıyorlar. Süper. Harika. Peki bir de şu, biliyorsunuz trendlerde iki önemli konunuz var özellikle de sizlerin hocam. Birincisi Fongogo ile Startup Market Birleşimi. Burada şöyle bir soru soracağım. Bu birleşim dönüşümden dolayı kitlesel fonlama sisteminde sizleri nasıl farklılıklarla göreceğiz? Ne gibi katkılar olacak ekosisteme bu birleşimin? İkinci sorum da yine biliyorsunuz Fongo ve Ventures duyurdunuz. Yine bu haberin özellikle de girişimciler ve yatırımcılar için önemi nedir? Onları bu gelişmelerde neler bekliyor olacak? Enes biliyorsun yazın birleştik. Yani 2023'ün yazında birleştik. Ve aslında icraata da Ağustos'ta başladık. Ağustos ayı biraz daha nasıl diyeyim hazırlık ayı gibiydi. Eylül'den beri de aslında böyle tren gibi çalışıyoruz. Execution'a oturttuk ve o makineyi oturttuk ve devam ediyoruz. Startup marketin kasları çok kuvvetli. Startup markette hani her startup'ın bir North Star metriği var. Yani o metrik iyileşince her şey iyileşir. Bizim o can alıcı o metri aslında startup profili görüntüleme sayısıydı. Evet. Sadece bu Google Analytics'teki gibi sayfayı görüntüleme sayısı değil. Sayfayı inceleme sayısı. Biz 3000 startup'ı 6 milyon kez incelettik. Ve burada incelenip dönüşüm oranı en yüksek olan startup'lara feedback verdik. Dönüşüm oranı düşüklere de verdik. Ya bak hani sen ortalama altında falan filan. Bu çoğu zaman birebir oldu. Birebir görüşmelerle oldu. Tam bunları otomatikleştirecektik ki Fongogo ile birleştik. Oradaki planlarımız devam ediyor. Yani startup marketi çok daha bütün anlattıklarımın aslında otomatikleştirilmiş haliyle göreceğiz. Fongogo'ya dolayısıyla aslında şöyle bir know-how geldi. Startup profili oluşturmak nasıl oluyor? Ne yaparsam ben startup'ımı nasıl anlatırsam kolayca insanların ilgisini çekebilirim. Ne yaparsam yatırım yaparlar? Şimdi çok kıymetli startup'lar genelde anlatamıyor kendisini. Ağır. Veya çok kendisini çok iyi anlatan startup'larda aslında bir bakıyorsunuz arkası boş. O iki kas bir şekilde aynı anda aynı vücutta buluşamıyor. Buluştuğunu gördüklerimiz zaten hepsinin adını tek tek sayabiliyoruz evet, değil mi? Çok başarılı startup'lar. Startup e, start market bu NovaVC kattı aslında Fongogo'ya ve çok değerli orada startupları da geldik. Şu an bizim pipeline'daki ilk on startup startup marketten geliyor. Vizyonda birleştiğimiz için gerisi teferruat oldu ve güçler çok kolay birleşebildi. Bizi izleyenler için güzel bir aslında kitle çapı açısından bir bilgilendirme içeriği olmuş oldu. O yüzden katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sona doğru yaklaşırken ederim. şunu da biraz tartışmak istiyorum hocam sizlerle. Biliyorsunuz gündemimizde kitle fonlamayla ile alakalı bazı konular geçiyor. Bunlarla hakkında da düşüncelerinizi merak ediyorum. Kitlesel fonlamanın geleceği açısından özellikle de bu yöneltilen girişimlere yönelik yöneltilen işte nitelik ya da niteliksizliğine yönelten eleştiriler, yatırımcıların keza girişimlere bilinçsiz bir şekilde yatırım yapması gibi pek çok konuyla alakalı biliyorsunuz gündemimizde sorular ve eleştiriler mevcut. Bunlar hakkında da son olarak toparlayarak sizlerin yorumlarını merak ediyoruz. Şimdi ben tartışmaları bilmiyorum. Bana da çok geliyor. Yorumda yapamıyorum. Çünkü detaylara hakim değilim. Neden detaylara hakim değilim? Ben girişimci olmaya çalışıyorum. Ben insanları ikiye ayırıyorum. Girişimciler, diğerleri. Ve ben de girişimci olmaya çalışıyorum. Şimdi girişimci şunu yapıyor. Yani önüne bakıyor. Geçen haftayı evet. geçmeye çalışıyor. Bu haftaki bütün icraatı Geçen hafta yaptığı işlerin daha iyisini yapmak için ve koşuyor, ilerliyor. Tabii ki kafayı kaldırıp zaman zaman etrafa bakmak, yani rakip analizi yapmak, pazar analizi yapmak evet. ve aslında strateji geliştirmek lazım. Onları da zaman zaman yapıyor. Ama çok yorulmayacağım şeyler de değil. Çünkü biraz şuna kızıyorum. Enes yani hani siz de medya kuruluşusunuz evet. ve zaten sizinle çok iyi anlaşmamızın temelinde bu var. Polemikten beslenmeyin lütfen yani polemikten beslenmesin kimse. Polemikler hemen çıkıyor. Polemikler olmaması lazım. Biz biraz hani önümüze bakıp icraatlarımızın peşindeyiz. Eleştirilere çok açız. Herkese diyoruz gelin bizi eleştirin. Bizi eleştirebiliyor musunuz gelin diye meydan da okuyoruz. Dolayısıyla lütfen bizim eksiklerimizi buluyorsanız bize söyleyin. Bu arada sadece illa bize söylemek zorunda değilsiniz. Yayın yapın, herkese de söyleyin. Fark etmez. Yani herkes de biliyor olabilir. E, tabii ki yani burada hani niyet önemli. İyi niyetli mi? Kötü niyetli mi? Bunlara bakarız. Yani özetle şöyle global bir trend var. Startuplar yarının en büyük şirketleri olacak. Bu değişmeyecek bir şey Bu kesin. Öteki tarafta SPK bunu çok güzel ele alıyor. Organlar çok iyi çalışıyor. Yasa yapıcı çok iyi işler yapıyor ve yapacak. Öteki tarafta bize düşen tek şey aslında doğru startupları, doğru değerlemelerle, doğru şekilde anlatıp doğru yatırımcılarla birleştirmek. Girişimciler ne yapacağını biliyor. İnandığımız güvendiğimiz girişimcinin de peşinden gitmek için yatırım yapacağız. Aslında olay bu kadar kolay. Olay. Evet çok teşekkür ederim ben Serkan abi. Tabii dediğim gibi yani gerçekten hem medya olarak hem biliyorsun benim de bir girişimci kimliğim de var. O tarafla ilgili gerçekten insanlar evet çok merak ediyor bazı bu tarz konular ama gerçekten benim de kişisel yorumunu da yapmam gerekirse evet yarınlara bakmalıyız. Çünkü startup ekosistemi hızına gerçekten ayak uydurmanın tek yolu da yarınlara bakarak aslında en güzel, en doğru şekilde bu işe odaklanıp işe geliştirmektir. Ben yatırımcı olarak neye bakıyorum onu söyleyeyim. Özellikle kitle fonlama tarafında. Aslında baktığım şey çok basit. Pazar ne kadar olgun? Yani girişimin, startup'ın hitap ettiği, hedeflediği pazar potansiyeli ne kadar ona bakıyor. Orada çok zaman harcıyorum. Yani bu startup bir şey yapıyor o pazarda ama o pazarın dinamiği ne? ne? yaparsa başarılı olur, ne olur? Biraz pazarın dinamiğini anlamaya çalışıyorum. Zamanın %50'sini, %60'ını pazara ayırıyorum. Ondan sonra da girişimciye bakıyorum. Girişimcide iki şey bakıyorum. Birincisi bu pazara erişimi var mı? Ya bu pazarı biliyor olabilir, öğrenme hevesi çok yüksek olabilir. Bir şekilde o pazarda pazara erişebilmeli. Yani mesela Mastercard'la Visa pazarına ağzımızda kuş tutalım, giremeyiz. O pazara erişim çok zordur. Ya bu girişimci o pazara erişebilecek mi? Birinci soru bu. İkinci soru da oradan ısırabilecek mi? Yani girişimci oradan ısırabilecek mi? İş deli bilmem neymiş oymuş buymuş özellikle erken aşama startuplarda hiç bakmıyorum. Niye bakmıyorum? Pivot edecek çünkü. Çünkü deneyecek. Yani ben bunu deniyorum. Olmadı. E onu deneyeceğim. Onu deneyeceğim. Pivot etmek. Girişimci o pazardan ne kadar ısırabilecek? Soru bu. Bu sorunun cevabı beni tatmin ediyorsa ki bu sorunun cevabında startup'a güven var. Yani girişimciye güven var ve oradaki kaslara güven var aslında. Bu startup oradan tatmin edici, tatmin edici bir şey ısırabilecek mi? O kadar büyüyebilecek mi? Buna bakıyorum. Böyle özetleyebilirim. Güzel. Harika. Evet. O zaman e, yavaşça abi Topatalım. süremizde sonuna yaklaşırken <laughs> güzel de bir kapanış yapalım. Bugün Pongogo CEO'su ve startup market kurucusu sevgili Serkan Hocam, Serkan Bağcı konuğumuzdu. Sizler de bu değerli yayınları takip etmek için lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı yapmayı unutmayınız. Tek Tekrardan Tekin Site ekranlarından görüşmek üzere.